Bize kötü mü oldu ki? Çok iyi ya. Buraya bir led döneyim mi sana? Bizi zorlaştırıyorsunuz hanımefendi işlerimizi. Parmağınızı tutun. Orijinal yaprak. Evet, onlarla izni... Merhabalar. Karavanımızı bitirdik. Biliyorsunuz bir serüvene girişmiştik yine karavanımızın içini değiştirelim diye. Ben yine hayır demiştim. Neticede ama iyi ki oldu diyorum çok güzel şimdi. Oldu. Şu anda çok güzel oldu. Profesyonel ellerle ilk defa bir karavan yaptık. Daha öncekini biliyorsunuz biz kendi şartlarımızla yapıyorduk. Şu anki sonuç bizi gerçekten çok tatmin etti. 4 yıllık karavan hayatımız var bizim sanırım. 4-5 yıllık. Evet. İlk en eski arabamız vardı. Onu hazır almıştık zaten. Sonra bu arabayı aldık. Evet. Bu arabanın ilk tasarımı var diyelim. Evet. Ondan sonra ikinci tasarımı var. Bu onun üçüncü tasarımı oluyor değil mi evet. arabamızın? Yani 4 tip karavan deneyimi yaşadık biz. Sizlerle birlikte. Siz de ortak oldunuz bunlara. Aslında şöyle bir artısı da oldu. Şimdi biz önceki 3 tasarımın karışımını yaptık bu karavana. Evet. Neye ihtiyacımız varsa, neyi seviyorsa bu karavanın içerisinde onu kullandık. Önden mesela geçişi ilk karavanımızda çok çok seviyorduk. Yani her şey o kadar güzel oldu ki umarız siz de beğenirsiniz. Umuyoruz. Biz çok beğendik şimdiye kadar. Henüz tabii onunla bir geziye çıkıp bir tatil, bir kamp olayına girişemedik. Çok sabırsızlanıyoruz. Zamanla yarıştığımız bir dönem şu anda. Otelde işlerimizi tam bitiremedik. Sezona neredeyse hazırız diyebiliriz. Bir hafta 10 günümüz var. Arabanın içinde de hala ufak tefek eksiklerimiz var. Bitiremedik. Böyle hani baktığınız zaman bitmiş gibi görünecektir ama o görünmeyen özellikle benim gördüğüm işler var ya elektrik, su, kıl, yün gibi. Onlar... Benim için bitti. Senin için bitti. O görünen kısmı Ebru'nun. Görünmeyen taraflarla ilgili ufak tefek şeyler var. Hızlıca gösterelim size de. Bakalım beğenecek misiniz? O zaman başlayalım. Bu arada bizimle beraber yani yolculuğumuza eşlik etmek isterseniz kanalımıza abone olursanız çok çok seviniriz. Bizi mutlu edersiniz. Videomuzu da beğenirseniz çok seviniriz. Yorumlarda da buluşuruz zaten. Buluşuruz. Maçka'da da buluşuruz yeri geldiği zaman. Hemen tanıtıma başlayalım o zaman. Hadi o zaman evimize hoş geldiniz. Nereden başlıyoruz? Nereden başlayalım? Önden başlayalım. Önden başlayalım. Yavaş yavaş. Evet. Ben geçiyorum o zaman. Dıdım. Dıdım. Merhaba. Merhaba canım. 1+1 evimiz. Merhaba, hoş geldiniz. Bir gün ne düşünüyordum biliyor musun? Bir gün acaba nasip olur da ben de şurada oturarak bir seyahat edebilir miyim? Sen bu arabayı kullanabilir misin diye düşünüyordum şu anda. Neyse bunlar benim dualarım. Anlatalım. Önde ne değişiklikler yaptık? Önce yerin döşemesini söktük arkadaşlar. Arabamızın bu alt döşemesi bayağı eskiydi. Onu kaldırdık. Onun yerine böyle güzel bir paspa saldık. Enini biraz yanlış almışız. Şurası açık kaldı. Onu kapatacağız bir yere lastikle ama iyi de yapmışız bu hatayı yaparak. Çünkü eğer aşkım bu halı orada olsaydı bizim ayağımızın pisi şeysi hep orada çamur yapacaktı. Doğru. O yüzden biraz küçük aldım ben bunu. Ne düşünüyordu? Burayı lastikle kapatacağız. Çok güzel bir burada kilimimiz oldu. Ev dokusunda değil mi? Yolculuklar artık. Bakar mısın? Bir değdir ayağını değdir. Çok güzel ya. Tekli koltuğa döndük biliyorsunuz. Bunu Hurda'dan bulduk bu koltuğu. Fethiye'ye geldiğimizde dışını şu malzemeyle kaplattık. Direksiyonun şu tutma yeri biraz deforme olmuştu. Onu gördüğünüz gibi böyle diktirdik yine ustamıza. Güzel bir şekilde 10-15 dakikada yenilemiş oldu. Burada da yine bir ipeksi dokunuşla değil mi seyahatlerimizde bundan sonra çok daha güzel şıkır şıkır denilen sıfatlarla seyahat edeceğiz. Yukarısı var. Yukarıda da böyle bir şey yaptırdık buraya. Bu gördüğünüz bizim daha önceki orijinalinde biraz çökmüştü. Orijinal gelen malzemesi bunun. Biz de oraya malzeme koya koya bunu bayağı çökertmiştik. Onu iptal ettirmiştik. Ben kendi yöntemlerimle ona ızgara usulü ham MDF'den elde kalan boyalarla boyarak yaptığım bir böyle iskelet sistemi vardı. Hatırlarsın sen onu. Tabii. Nece rüyalarımıza girerdi. Unutulur mu ya? Onu sökmek zorunda kaldık. Yeni tasarımımız da çok da güzel oldu bu arada. Bunu buraya taktığımız zaman tertemiz şu anda oldu. Yukarıdan hem alan kazandık hem daha sağlam bir taşıma kapasitesine kavuştuk şu anda ve dediğin gibi tertemiz bir görüntü var. Özellikle şu boncuklarla ben şey yapamıyorum ya boncukları aklımdan çıkaramıyorum o gerçekten. O boncukları ben tek tek boyadım tek tek. Ellerine sağlık bebeğim. Senin de eline sağlık. Biliyorum. Hemen şu perdemizi düzeltelim.
Evet, nereyi anlatıyoruz? Nereyi anlatalım? Sen söyle aşkım. O zaman bu köşeyi mi anlatalım önce? O köşe yaz köşeyi. Şimdi bu köşede... Gelinbaşı köşesi şimdi, diyorum ben buna. Ben bu köşede ne anlatacağım gerçekten? Aşkım sen bu köşede öncelikle ne anlatmaya çalıştığını bize bir anlat. Tabii ki hemen anlatayım. Şimdi burada bir ayna var gördüğünüz üzere. Mutlaka. Şimdi bu aynaya bakarken ben etrafımda böyle çiçekler görmek istedim. Aşkım sen zaten çiçeksin. Çiçekleri görsen ne olur? Bir öpeyim bir tane gel bakayım ya. Ne olur? Bence biraz fazla oldu çiçekler. Neyse. Onlar bunu... çıkabiliyor. Küçük bantlarla yapışma. Öyle olsun. Güzel, ben beğendim. Çok güzel. Böyle buraya süs yapmak istiyorum. Makyaj istiyoruz. Mı yapacağım burada? Bu da küçük bir şey yapalım sana buraya. Böyle makyaj eşyalarını koyman için. Bence dışarıda bir şey kullanmayalım artık. Şimdi bu karavanda böyle bir karar aldık ya da aldım da denebilir. Ben uyarım sana. Normalde diğer karavanda biz dışarıda çok fazla malzeme tutuyorduk. Kaşıklardı, bardaklardı, askılardı falan. O insanı bir zaman sonra maalesef gözünü çok yoruyor. O yüzden bu karavanda ondan birazcık kaçındık diyebiliriz. Bayağı da belli. Bayağı kaçınmışım. Evet. Daha çok böyle çiçeklerle artık aynı işi yapacaksın anlaşılan. Burada böyle bir sonradan eklediğimiz koltuğumuz var. Buranın koltuk olmasına nasıl karar verdiğimizi bilmiyoruz. Sadece iki tane akümüz var. Onu kullanmamız gerektiğini biliyorduk. Evet. Şimdi bu arayı normalde kapatmıştık. Dün de Cihan bunu düşündü. Bu arayı açalım güzel bir görsel olur ya diye. Şurada bir kapak vardı. Ben senin İngilizce altyazını şey yapıyorum. Evet. Bu kapağı iptal ettim. O yüzden evet. Ebru şu anda çok mutlu. O kapağı sevmemiş çünkü kendisi. Evet, çok güzel oldu. Buraya kitaplarımızı koyduk. Yine işte girişten ben alabileceğimiz, girişte ve çıkışten ben alabileceğimiz malzemelerimizi buraya koyarız diye düşündük. Böyle çıkıyor. Buradan akülere ulaşabiliyoruz. Evet. Bizim güzeller burada. Severim onları. Orayı bir süpüreceğiz bir ara. Aklımızda olsun bir. Tamam. Arabayı daha taze bitirdik çünkü. Eksik çok. Biz aslında bu tasarıma geçerken ben biraz alanımız daralacak diye korkmuştum. Çünkü öncekinde burası kapalı olduğu için burada kocaman bir dolabımız vardı. Ama nasıl olduğu hakkında bir fikrim yok. Böyle daha da geniş oldu. Evet, ben de anlamadım ya. Yani depolama alanlarımız daha fazlalaştı. Dün eşya yerleştiriyorum hala bir sürü boş yer var. Bu da onlardan bir tanesi. Normalde burada kötü durur diye düşünmüştük. Üstüne de şu şekilde bir minder yaptırdık. Çok da güzel oldu. Aslında evet. Burada senin anlatman gereken bir yer var. Şık oldu. Hemen onu da anlatayım. Bu arada araba yamuk biliyor musun yavrum? Ben böyle durduğum zaman düz mü duruyorum, yamuk mu duruyorum çok kestiremiyorum. İnşallah düz duruyoruzdur. Çok önemli değil bence. Yoksa onu programla teraziye alırız diyorsun. Evet, burada 100 yılın icadıyla şu anda karşı karşıyayız. Biliyorsunuz biz gezerken hem de içerik üretimi ile uğraşmak zorundayız. Yani çünkü gezilerimizin bir kısmını biliyorsunuz buralardan karşılıyoruz. Şimdi bizde şöyle bir olay yaşanıyor. Bu videoların hazırlanırken editleme kısmı çok uzun sürüyor değil mi? Kaç saat sürüyor bebeğim mesela? Çok uzun sürüyor. Yani en az 8-10 saat arasında sürüyor ve biz bunu akşam başladığımız zaman... Ebru Hanımcığım tabii ki uykulanıyor kendisi ve uyuması gerekiyor. Benim de o yattıktan sonra masada çalışacak bir alanım kalmadığı için ben de yerlerde, işte bulduğum ufak pansiyonlarda, hostellerde işimi görmeye çalışıyorum. Şaka yapıyorum bu arada. Ben de eski karavanımızda mutfağın tezgahının üzerine kurduğumuz böyle bir acayip bir sistemde devam ediyordum çalışmaya. Masamız olmadığı için başka. Şimdi o masa problemini bu arabada çok şık bir şekilde çözdük. Onu göstereceğiz size. Bu şöyle. Arada depolama alanını da göstermiş oluyorsun. Ha, bunu da gösterelim. Şimdi bu demin alttan gördüğümüz alanın iç tarafı bayağı bir eşya alacak. Şu anda bunları geçici olarak böyle attık buraya. Hem acil durum kullanırız diye. Evet, çıkıyor. Asıl olay çıkıyor. Tım tım. Tım tım. Tım tım. Tım tım. Tım tım. Evet, şu bir. Bu da ikinci parça olmak üzere. Burada. Masamız çok orijinal arkadaşlar. Açıklama kısmında bilgilerini bırakacağız. Bize bunu gönderen arkadaşın bilgilerini orada bulursunuz. İlgisini çeken varsa oradan bakabilir. Şimdi şöyle çalışıyor. Bunu alıyoruz. Önce bir tablo var. Bu tabloyu buraya yapıştırdık şeyle. Vidalarla güzelce sağlamca oturttuk buraya. Elimizdeki bu parçayı bunun içine takacağız. Buraya taktık. Daha sonra bunu bir küçük kilitleyeceğiz. Bu arada biz bunu kendimiz yapmıştık hatırlıyorsan daha önceden. Evet, su borularından. Su borularından mağara devri versiyonunu biz bunu gerçekleştirmiştik. Bu çok daha tabii kullanışlı oldu. Daha sonra bu üst parçasını alıp buraya taktıktan sonra böyle bunu da bir kilit böyle mükemmel bir masa. Ebru uyurken artık montaj eğer çok uzun sürdüyse o yatağına yattı uyuyorsa ben malzememi alıp buraya getireceğim. Na burada laptop, na burada mouse. Bunun böyle yükseklik ayarı da var bebeğim. Bak şimdi. Şöyle kilidi açıyorsun. İstediğin yüksekliğe de getiriyorsun bunu. Çok güzelmiş. Ondan sonra takılıyorsun. Oynayabiliyor da sağa sola. Tabii her yere gidiyor. Şöyle böyle. Mesela ben montajdayım.
Sen gece uyandın, tuvalete gideceksin. Ne yapacağız? Hemen bir canlandırma yapmak isterim. Hadi yapalım, gel. Uyandın, geliyorsun tuvalete. Evet. Şurada benim bir kutu olacak. Ne kutusu? 3 lirayla çalışıyor. Canım, yol verebilir misin? Tuvalete gideceğim. 3 lirayı attın yerim. Hop. Böyle. Geçti. Sonra bu kapanıyor. Çıkışta para mı bizde? Çıkışta para. Tamam, yakında gelecek uygulamalarda. Kolonya alırım o zaman. Seçimden sonra. Şimdi bu da açıldı tekrardan. Geçtiniz efendim. Teşekkür 6 liraya ederim. Bütün her şey tamamlanmış oldu. Ben de montajıma devam etmiş oldum burada. Ne oldu? Benim işim bitti diyelim. Uyuyacağım. Hiç bunu gece toplamayla uğraşmıyorum. Diyelim sabah devam edeceğim montaja. Sistem burada çalışıyor. Ben de 3 lira verip buradan gelip yatıyorum. Tamam mı? Sabah olduğu zaman da burada devam ediyorum dedim. İnanılmaz can kurtardı bu bizde. Şimdilik böyle kalsın bu. Oo, böyle de kalabilir. Tabii tabii, çok kullanışlı oldu ya. Hani bunu şuraya taksaydım dışarıya da masa olarak kullanabilirdik. Ama ona paramız yetmez diye şey yapmadım. Burada 3 lirayla takılırız dedim. Sen devam et. O zaman banyoya geçiyorum. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Evet. Kelimelerin bittiği yerde. Önce bir şunu açayım, bir dakika. Şimdi bizim karavanda bu zamana kadar en büyük problemimiz her zaman tuvaletimiz ve banyomuzdu. Hiçbir zaman içimize sinmedi. Ya küçük oldu ya büyük oldu, kullanışsız oldu, duş alamadık, tuvalet sıkışık oldu. Bir sürü maalesef evet. Sıkıntılarımız vardı. Yani karavan dediğimizde bizim için ilk sıkıntı her zaman banyo ve tuvalet geliyordu. Neyse ki artık bu durumu çözdük. Hem görsel olarak hem kullanış evet. olarak çok çok güzel bir banyo yaptık. Fikrine burada, sağlık. Tamamen Ebru'nun fikirleriyle yapıldı burası. Ya şöyle, şimdi bizim karavanımız küçük olduğu için en baştan başlamak istiyorum. Karavanımız küçük olduğu için bizim bu alanı görsel olarak da kullanmamız gerekiyordu. Eğer biz burada tamamen böyle kapalı bir kapı yapsaydık, burası 100 metre. 100 metrelik burada 100 böyle metre bir... 100 metredir aşkım. Orası 1000 hektometre kare. Şey 100 metre, 100 metre değil, 100, 100 santim. Ne dedim ya? Burası 100 santim olduğu için eğer kapalı bir kapı olsaydı ve dümdüz bir beyaz olsaydı burada çok büyük bir kalıp duracaktı ve bütün karavanın içerisini öldürecekti. Evet. O yüzden kapıya böyle bir şekil vermek istedik ve açık kalsın istedik. Mimar Sinan'dan etkilenmiş olduğu kubbemsi yapılarla. Evet, ben çok seviyorum böyle kubbeleri. İçerisi de böyle görünsün, karavana da böyle bir şıklık gelsin istedik. Burası... Folyo arkadaşlar bu arada. Seramik döşemek istemedik çünkü karavanın içerisine çok fazla sallantı olduğunda onların dökülme ihtimali var. Folyo yaptık ve etrafında çıtalarla, şuradaki çıtalarla böyle kapattık. Gezdik hepsini. Burada bu şekilde bir dolabımız var. Hemen şöyle havluluğumu da alayım. Bu da havluluğumuz. Çok güzel oldu. Buralara havluluk asacak. Paçaklat olur da imar çıkarsa diye. Burada dolabımız var. Hı. İçeride şöyle tuvaletimize kullandığımız... Ya geçici koyduk bunların hepsini. Oraya ne koyarız bilmiyoruz. Evet, diş fırçamız var, şampuanımız var. Burası böyle. Bunların hiçbiri su geçirmiyor bu arada. Çiçeğimiz var süs olarak. Şurada şöyle aslında bir lavabomuz olması gerekiyordu ama biz çok yapmadık. İhtiyaç duymadık bu zamana kadar. Belli yani... olmaz. Oraya bir lavabo ekleyebiliriz. En son bakırcıdan bir fiyat aldık. Huncacık şey için 250-300 lira dedikleri için onu bir iptal ettik şimdilik ama oraya da bir lavabo uyduracağız gibi gözüküyor. Çok ihtiyacımız da yok bence yok, ama yok. Duruma göre bakarız. Şurada şöyle uzayabilen bir duşumuz var. Dışarıda durmasını çok istemedik. Aynı zamanda buraya lavabo koyarsak da... Evet. Olsun. Ama buraya lavabo koyarsak da yine aynı şekilde buradaki musluktan yararlanırız. Hani burada hem elimizi yıkarız hem de gerektiğinde duş alırız diye böyle bir sistem yaptık. Burası böyle uzuyor hortumu, içeriye gidiyor. Çok güzel. Burası da bu şekilde. Bizim oldu. Önceki karavanda, yani yine bu karavanda ama önceki dizaynda tuvaletimizde şöyle bir sıkıntı vardı. Şimdi böyle büyüklüğü neredeyse bu kadardı. Evet. Baktığında. Evet. Ama sığamıyordu Cihan yeri geldiğinde. Hatta bazen ben dışarı çıkıyordum. Bu biraz özel olacak ama söyleyeyim mi? Vallahi her şeyi söyledik bu zamana kadar, onu da söyle. Cihan o tuvaleti dışarı çıkarıp rahat edebilmek için dışarı çıkarıp tuvaletini yapıyordu. Peki ben sana yani başıma gelen ortasında. Çok kötü bir olay anlatayım mı? Çok kötü bir şey oldu ama onu bilmiyorum. Anlatacağım, çok kötü bir şey oldu. Şimdi bir gün ben yine tuvaleti, bu arada yine şunu da hatırladım. Tuvaletimiz, bizim eski tuvalet çok dar olduğu için ben o tuvaleti arabanın içine alıp o şekilde Ebru dışarı çıktığı zaman tuvaletimi gerçekleştiriyordum. Daha sonra diğerini koyuyordum tuvaletimi. Bir gün evet. Buraya oturmuştum, tuvaletteydim ve tuvalete oturduğum zaman tam şu cam hizasına geliyorsun. Dışarıdan bakıldığı zaman içeride birisi oturuyormuş gibi gözüküyor. Evet. Dışarıdan birisi geldi, bizi tanıyormuş. Takipçi. Ablamız merhaba dedi, ben de merhaba dedim, cam da açık.
Yani öyle bir şeyler de yaşamıştık. Artık maalesef bu ama tarz... ben de dışarıdayım. Bir şey de diyemiyorum. O kadar gülüyorum ki. Senin demen lazım ama aşkım. Ben ne diyebilirim? Ben ablan yet şey... yet diyemezsin ya. Gülmekten bir şey yapamıyorum. Ya hiç o anda utanmıyorsun beni. Şey de diyemem hani. Seninle konuşuyor. O anda Cihan tuvaletini yapıyor da diyemem. İşte öyle ayaküstü bir sohbetle ufak ondan sonra şey olduk. Öyle bir kötü anı yaşamıştım. Bir daha öyle bir şey yaşamayacağım için gerçekten mutluyum şu anda. Evet. Tuvaletimizin detaylarını verelim hemen kısaca. Tuvaletimiz bu şekilde durduğunda şöyle bakarsanız burada tabii ki ayaklar yine sıkışıyor. Evet. Bunun artısı şu arkadaşlar. İstediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz. Çeviremiyorsunuz. Niye? Şuna şöyle yapalım. Çevirdin işte aşkım bu kadar. Daha kullanmadık tuvaleti. Evet sıkıştı sandım. Böyle. Evet güzel. Bunun bir de boşaltma şekli var. Bir böyle haznesi var. Hazneye buradan ulaşıyorsunuz daha doğrusu. Tuvalette işimiz bitti ve bu dolduktan sonra bunu içeriden tuşuna basmayı unuttum galiba. Onu ben tuşa basayım dedim. Hemen. Ne tuşu var onun? Kapama tuşu var. Orada kapattıktan sonra bunu çekebiliyorsun. Çok mantıklıymış. Yoksa tabii. Dışarıdan biri alır götürür. Ne götürür? Niye götürmesin? Ne yapacaksınız bizim pis tuvaletimizi? Evet, bunu buradan alıyorsunuz. Depoda olduktan sonra burayı da biraz toparlayacağız. Bunu götürüp hatta şöyle tekerleğe mekerleğe var ya. Nereden kırdım. Böyle hani elimizle gidiyorsunuz tuvalete. O eskiden böyle çünkü bunu ben nasıl taşıyordum videolarda hatırlarsınız. Böyle yakın akraba olarak götürüyorduk ediyorduk falan. Bu böyle çözülmüş. Gayet iyi. Tekrardan yeri buraya sokuyorsunuz bunu. Dediğim gibi biraz toparlayacağım. Asıl buradaki numaraya geldi sıra. Neymiş o? Hadi bakayım şu kapağı kilitle. Çok zor kilitleniyor. Sanki NASA'nın bilgisayarlarına giriş yapacakmış gibi. Bence kilitleyemezsin. Kilitleyebilir mi sizce? Dur. Videoyu durduralım. Dur. Bir dakika. Kilitleyemedin. Kırdım galiba bir de. Kilitlendi. Hayır. Böyle kilitlenir mi? Heh. Son bir 10 saniye. Daha. 9, 8, 7, 6, 5, yok kıracaksın galiba. 4, 3 yok olmayacak tamam. 2, nasıl? Dur ben de çok çözemedim bir bakayım. Şimdi bunu alıyorsun aşkım şöyle. Anahtar takılırken önce çeviriyorsun. Bir daha çeviriyorsun. Hokkalayıp olmadı. Oldu. Böyle kilitlenmesi biraz zor. Şey yapacağız, öğreneceğiz biz, çözeceğiz. Bu da burada. Devam edelim. Kapısı nerede bu banyonun niye derseniz? Evet. Perdeyle başladık. Dedik ki bir kullanalım. Eğer kafamıza yatarsa perdeyle devam ederiz. Kapısı da elimizde zaten. Evet. Yatmazsa da kapısını takar o şekilde devam ederiz diye düşündük. Aynen öyle. Şimdilik böyle açık kalsın istiyoruz. Çünkü banyomuzu çok çok sevdik. Şimdi size karavanda en sevdiğim köşeyi göstereceğim. Biliyorum. Hazır mıyız? Veririz. Hadi bakalım. Şu tarafa dönelim. Evet burası. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz çok bir şey. Çok güzel değil gerçekten mi? Gerçekten inanılmaz bir şey. Ellerinize sağlık yani bunu fikrinize sağlık. Ben bile çok beğendim. Ben süsü püsü sevmem normalde ama kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu bravo evyeyi diyorum. Bize Elif arkadaşımız gönderdi. Yani çok çok teşekkür ederim. Eğer özel bir tasarım isterseniz açıklama kısmına da bırakmak isterim bilgilerini. Çünkü çok yetenekli bir kadın ve çok zevkli. Buradaki karolarımızı da o gönderdi ve asıl en güzel kısımlardan bir tanesi nedir? Bunlar gerçek çiçekle yapıldı. Nasıl yani? Yani gerçek çiçek üstüne koyarak o şekilde ezdi ve oo, onların deseni çıktı. Oo, eline sağlık. Çok ya. Güzel, çok özel. Şu evyede nasıl bulaşık yıkanacak hiçbir fikrim yok. Vallahi ben de bilemedim. Bunun altını silikonla yapıştırdık herhalde bir şey olmaz değil mi? Nasıl yani? Ben şu çiçek hikayesinden duyunca daha da gözümde büyüdü bu olay. Bu da gerçek yaprak ezilerek olmuyor değil mi? Bu kadar yaprak olsaydı olabilirdi. Neden olmasın? Çok güzel oldu. Tekrar çok çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Thank you.
Buradan mutfak penceremiz var. Biz mutfakta pencere olayını, manzara olayını biraz önemsiyoruz. Yemek yaparken, bulaşık yıkarken özellikle çok önemli manzaraya bakmak. İki tarafta da o yüzden cam kullandık. Burayı yine açık bıraktık. Perdelerimizi de tülden yapmak istedik. Çünkü tül duruşunu ben çok çok seviyorum. Arkasında da güneşliğimiz var. Bunlar böyle birleşik bir şekilde dikildi. Vay 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 vay. Evet. Bu arada şunu da hatırlatalım. Biz bu camı yarın bir gün arabanın arka tarafındaki camı iptal edip orayı sacla kapatınca bunun içinden bir cam taktırırız diye o şekilde o ölçüde bırakmıştık. Hatta 30'a kaça kaçtık? 40'a 60 mı? 30'a 50 mi? Öyle bir ölçüde bıraktık. Yarın bir gün oraya açılabilir bir cam da takabileceğiz eğer istersek. Ama bu şekilde de kullanıma hazır yani. Evet. İki şekilde de kullanılabiliyor. Gelelim dolaplarımıza efendim. Gelelim efendim. Burada böyle bir çekmecemiz var. Bardaklarımızı koyduk, çaydanlığımızı koyduk. Şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum. Bizim önceki karavanda malzememiz, şu tahtamız yani kavak kontraydı. Ve biz onu genelde zımparasız kullanıyorduk. Üstüne de kendimiz boya atıyorduk. O yüzden böyle bir malzemeleri falan koyduğumuz zaman bir yerden sonra aşınmaya başlıyordu ve eski duruyordu. Çok çok eski durmaya başlıyordu. Bunun artısı da şu arkadaşlar, bu kavak kaplı. Evet. O yüzden çok tertemiz duruyor. Şuna bakar mısınız? Önceki yani arabadan daha hafif bu malzeme. Su kontrası diye geçiyormuş bu. Çok daha güzel oldu. Eski arabamızın tamamını biz bunun kavak kontrol yapmıştık. Açık, şeysiz, korumasız. Zımparasız ve korumasızdı. Şimdi böyle melamin mi ne diyorlar buna? Melamin kaplı mı ne? Çizilmesi falan çok zor bir malzeme. Su geçirmiyor, çizilmiyor. Tertemiz bir görüntü. Burada hemen gösteriyorum. Hazır güzel, mısın? Güzel hareket. Bunlar benim tasarımlarım bu arada. Evet. Aa, onu da söylemek isterim. Nedir? Bu tasarım bize ait. Tamamen yani her şeyle. Ya aç bakalım. Değil mi yani? Aç da görelim. Yani. Patentini alalım yavrum. Hazır mıyız? Çek. Tadam. L tezgah. Nasıl bir şey burada? L mutfak. Hemen gösteriyorum. Diyelim ben şimdi burada bulaşık yıkıyorum. Buradaki alan yetersiz kaldı. Ya da yemek yapıyorum. Buradaki alan yetersiz kaldı. Hemen burada bir kesme tahtamız var. Burada kestik. Buradaki mutfakta tenceremizi attık. Burayı bu şekilde kapatıp açabiliyoruz. Güzel oldu. O çok çok güzel oldu vallahi. Müthiş kullanışlı oldu bebeğim. Çok güzel oldu. Kocaman bir mutfağımız oldu. Hemen aşağıya geçiyorum. Aşağıdaki dolapta da buraya tencerelerimizi, tavalarımızı koyduk. Yeterince büyük bir alan oldu. Evet, eski arabaya göre bayağı büyük. Bunun altında da hidrofor ve... Hidrofor ve basınç tankı var. Basınç tankını daha bağlamadım. Hidrofor bağlı şu anda, onu da bağlayacağım. Ama burayı böyle su tesisatına ayırdık. Evet. Öyle bir bölüm olacak. Burayı kapatacağız daha sonra. Burası da tencere tava bölümü oldu. Evet. Tam olarak mutfak yani. Şurayı açtığımızda da burada yine tabaklarımız var. Ne şöyle güzel, bir dolap su oldu geçirmez burada. Ve kaydırmaz bir malzemeyle bunları örttüm, pislenmesin, tozlanmasın diye. Çünkü karavanda en büyük olaylardan bir tanesi de toz. İstesen evet. De istemesen de her taraf toz oluyor. Bunu da bir arkadaşımız gönderdi. Bu arada bunların hepsini ben açıklama kısmına bırakayım. Hı hı. Karavanda gördüğünüz her şeyi bırakayım ben açıklama kısmına. Eğer isterseniz bakarsınız. Mutfağımızın ikinci bölümünü anlatma görevi bana düştü arkadaşlar. Şimdi ocağımızdan memnun muyuz efendim? Evet. Ocağımızı değiştirdik. Tam böyle karavan ocağı diyebileceğimiz bir ocak yaptık bu sefer. Şöyle ki, şimdi eski ocakta biliyorsunuz bu başlıklar tık 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 oynardı siz giderken. Arkada senfoni orkestrası dinlerdiniz. Cıngır cıngır tabaklarla birleşirdi böyle hoppala hoppala önde giderdik. Bunlar artık sabitlenmiş buraya. O yüzden bundan bir ses almayacağız. Ondan sonra şöyle üzücü bir tarafı var bence. Normalde biz ocağımızı kibritle çakmakla yakardık ama bunu artık şöyle otomasyon sisteme geçtik. Basaraktan yaktığımız bir ocak türüne döndük. Bunu buraya koyarken ben dekopajda şöyle ufak hasarlar verdim. Onun için çok özür diliyorum herkesten. Onu da inşallah önümüzdeki karavanlarda tekrarlamayacağız. Şimdi bu yeni ocak bölümümüzün önceki arabamızdan farklarından, bir büyük farklarından bir tanesi daha. Artık biz mutfak tezgahlarını böyle güzel çamdan yaptık. Önceki arabamızda arabanın duvarlarını ördüğümüz bu kavak kontradan kendi tezgahımızı kesmiştik ve o da üstüne boyasını falan güzel vurmamıza rağmen çok hızlı deforme oluyordu. Su aldığı zaman atmalar, şişmeler, boyanın kendini bırakması gibi durumlarla karşılaşmıştık. Ama bu sefer böyle bir çamla bunu hallettik. Ha, bunun da şöyle bir tarafı var bebeğim, onu sana hatırlatayım. Bu da darbelerde çok çabuk böyle şey kalıyor, evet, mesela. Evet, çiziliyor. Çizilme, bak tırnağımı vurdum mesela, göçtü gibi. Hı hı. Bunu nasıl önle... Oha, bende ne tırnak var? Vurmasın acaba tırnağını. Evet, ben eskiden Jurassic Park'ta oynayan oradaki T-Rex'tim arkadaşlar. Bunu bilen varsa bize söylesin, bu tezgah neden bu kadar çabuk deforme oluyor? Bak tırnak darbesiyle... Tamam artık yani buraları komple tırnakladın ya. Üçlü ama üç tane parmağım var ya T-Rex'in, ondan şey attım. Böyle uzattık burayı gördüğünüz gibi. Tezgahımızın boyu, hemen bakalım. Et tezgah bizim için çok önemli.
Tezgahımızın boyu şu anda 106 santim oldu. Eni de 53 santim oldu. Bence mükemmel. Şunu da açtığın zaman Ebru, bak. Ben de yaparım bu arada. İkimiz aynı anda çalışabiliyoruz bak artık. Mükemmel bir geniş. Çok deli ya. Şuradan kebap satışlarına başlayalım direkt. Can, bizim evde yok bu kadar geniş mutfak. Bizim ev burası zaten. Ağustos'ta çıkıyoruz. Sözleşme bitti. Evet, bunu böyle yak kapattığın zaman, açtığın zaman mükemmel bir mutfağa dönüşmüş oluyor. Bunu indirelim yavrum. Tamam. Başka burada anlatılacak. Yine Ebru'nun mükemmel burada bir fikri. Şu metreni oradan alabilir miyiz? Hemen alayım metremi cebime. Şimdi önce burayı göstereyim. Asıl sürprizi birazdan göstereceğim. Şimdi bu burada bir çekmece açılıyor. Efendim benim, burada bir çekmece de açılıyor. Bak. Bakar mısın şekilleri? Şunu ben sana tahtadan yapacağım bir ara. Niye? Bence çok güzel oldu. Çok güzel. Böyle de güzel de tahta, araba tahta mı? Tahta devam edecek. Demir mi? Demir devam edecek. Bitti. Böyle çekmece içinde çekmece şeklindeyiz. Evet, gizli çekmecemiz gizli var orada. Gizli çekmecemiz var. Asıl bomba geliyor. Şimdi küçük karavanlarda eminim bizi izleyen herkes aynı şeyi okey verecektir bana. Çöp kutusu hep bir problem. Nereye koysan, mesela kapının önüne koysan oturduğun zaman kıçına çarpıyor. Başka bir yere koysan burada bacağına çarpıyor. Yani bir yer bulamıyorsun o çöpe bir şekilde. Bir de kötü duruyor. Kötü de duruyor. Bozuyor yani arabanın olayını da bozuyor dediğin gibi. Şimdi biz bu çöpe şöyle bir çözüm bulduk. Ebru buldu daha doğrusu. Burayı hazır mıyız? Çekiyorsunuz efendim. Buradan böyle bir çöp kutusu çıkıyor. Çöp kutusu burada. Bundan sonra çöpümüzü kullanmadan... Bunun kapağı niye kapanmıyor? O kadar sıfır oldu ki orayı. Zaten muhtemelen kapağını çıkaracağız. Çıkaralım. Böyle bir çöpümüz artık burada olacak. Bunu bir poşet geçiririz sağına sola pislemesin diye. Boşalacağız ama atıyoruz. Böyle. İçerideki diğer şeylerini göstermedin. Burada başka şeyler de mi var? Tabii. Nedir? Bizim formül şeyleri bunlar. Kimya şeyleri. Kimya şeylerimiz işte. Burada baharatlığımız var. Yine deterjanımız var. Bulaşık süngerimiz var. Burası da böyle. Gayet güzel. Alt bölümde de yine benim tasarımım, kendi tasarladığım, lastik kontrollerini de yapıp yerine taktığım buzdolabımızın şeklini değiştirdik. Şimdi şöyle bir durum da var. Bizimki gibi yine küçük arabalarda, bizimki gibi yatay dolap kullananlar bunu iyi bilirler. Bu dolabı sokacak bir yer bulamıyorsunuz arkadaşlar. Niye? Çünkü dolap şöyle çalışıyor. Bu kapak yukarı doğru çalıştığı için, doğru. Kenan Doğulu izliyorsa selam olsun. Çok pardon, hemen telefon aldım. Bu dolap çalışırken şöyle çalışıyor. Yukarı doğru açılıyor. Bu da sizin ister istemez arabada şu kadarlık bir hacim kaplamış oluyor. Ve siz illallah ediyorsunuz bunu nereye sokacağım diye. Ben gerekli Ar-Ge yatırımları ve çalışmalar sonucunda bunu şöyle çözdüm. Daha doğrusu Ebru'nun fikriydi, bu yalan olması. Bunun altına şöyle bir parça kestik arkadaşlar. Onun altına da ikişer santimlik küçük küçük tekerlekleri monte ettik. Daha sonra bunu da yerine böyle ittirdik mi mükemmel bir şekilde böyle gidiyor. Biz buraya gelirken 50 kere yerinden çıktı. Onu bir terbiye edeceğim eve gittiğim zaman. Tekerleklere bir fren bir şey uydurmamız gerekiyor ama buzdolabı şeklinde böyle yaptık. Bence çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Gel bir kullanalım. Mesela sen bir kullansana buzdolabını. Bakalım kullanışlı mı? Şimdi mesela bana bir tane kola veriyorsun. Öyle değil ama sen... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben bizim... sen kullanım talimatını vermedin mi bu şeyleri? Ama önceki karavanda da bizim bu kadar açılıyordu. Ben buna çok alışkınım. Öyle mi? Tabii bu kadar açılıyordu. Isırmasın. Böyleydi. Tamam. Hemen sana. Bir şey verme, şaka yaptım. Uuu! Evet, kilaz 120 liraydı. Kilaz. Ben R'lerle ilgili problem yaşıyorum bu videoda. Çok özür dilerim. 120 liraydı, 75 liraya düşmüş. Hiç durmadan gittik, 10 tane aldık ve birazdan yiyeceğiz. Al aşkım. Ama sana verdim onu. Al ya. Sapı da bana. Evet, dolap kısmını da bitirdikten sonra ikinci büyük sürprizimize geliyoruz. Bunu görmediniz daha video içerisinde. Şimdi göreceksiniz. Önce şunu söyleyelim. Buyur. Bizim şimdi önceki karavanımızda çok anılarımız var. Evet. Kendisi değişti ama bize bir hatıra geldi. Evet. Bu o değil mi? Bir daha bakayım. Evet. Bayağı da kopya vermedik. Hazır mıyız? Evet. Açıyorum. Tadam. Elif arkadaşımızın bize bir diğer hediyesi. Arabamızın eski tasarımının bize hatırası arkadaşlar. Yani bunu biz... Bunu ölene kadar bir şekilde saklamak lazım bunu ya. Kesinlikle. Ben buraya assam bu büyük mü gelir? Büyük gelir. Biraz tıraşlayıp assan olmaz. Şapkana taksan düşer.
İnanılmaz bir hediye. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bu ev yerleri yapan arkadaş bu arada. Evet, sağ olsun. Müthiş. Arabanın içi miçi her şey var. Bir bizi koymamış içine. Bakın şoför tarafındayız. Bak. Ha bak, oradan bölmüş bu eski arabayı. Bunu açık. Bizim eski araba açıktı. Bunu bir açık yapıp bir daha küçüğünü yani buraya asacak şekilde yollar. Şaka yapıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir hediye. Yani bir insanın bence alabileceği, değil mi bebe? En evet. Güzel hediyelerden bir tanesi. Bu senin lavabo için de söylemiştin galiba. Evet. Bu da benim için öyle oldu. Çünkü hepimizin küçüklüğünde böyle oyuncak arabalarla oynama falan şeysi vardır ya. Bu hani bizim arabanın böyle 3D şeysi gibi oldu. Bayağı etkilendim. Canım benim ya. Panel 2, 3 olacak. Bizde 3 tane var. Tamam. Koyduk onu da böyle buraya koyduk. Sırada üst dolaplarımız var. Biz bu dolapları yaparken çok düşündük. Nedeni de şu: karavanımız küçük olduğu için acaba iki tarafa da dolap yaparsak karavanımızı daraltır mıyız, evet, diye düşündük. Ama yaptık. Hiç de öyle olmadı. Olmadı. Bence de. Belki tamamen dolapların kapakları beyaz olsaydı o şekilde durabilirdi. Ama içeriği gösteren şu hasır malzemeyi kullandığımız için çok da güzel bir görüntü, evet, elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu da senin fikrin. Yine fikrine sağlık bebeğim. Hepimizin eline, emeğine sağlık. Buraya ne koyacağımızı bulamadık. Çünkü bizim önceki karavanda burası yoktu. Bir tane burada bir şey vardı da kitaplarımız vardı. Kitaplarımız vardı, evet. Başka da bir şey koymuyorduk. Yani şunun içerisine ıvır zıvır her şeyi dolduruyorduk. Muhtemelen bu köşe yine o şekilde olacak diye düşünüyoruz. Islak mendilimiz, peçetemiz var şimdilik. Burada hazır mısınız? Bence bu çok güzel bir şey oldu. Beğendin değil mi? Evet. Evet, bunu beğendim. Elektrik panosunu buraya aldık. Üstünü de kapattık görünmesin diye. Sigorta kutusunun 10 tane tuşu vardı. Bir tanesini ben yine bozdum. Bunun montajı esnasında bir önceki karavanda da yine bir tanesini bozmuştum. Hep, evet, bir tanesini bozarım. Onun dışında arkası kablo yığını olacak şekilde sistemimiz buradan çalışıyor. İkinci akü sistemimiz de bizim. Bunun altında birazdan onu da gösteririz. 200 amperlik bir grup var orada. Buyurun efendim, sizden devam edelim. Buranın böyle düşünsenize şimdi. Şu yok, bu dışarıda duruyor. Bütün karavanın olayını, şeklini, dizaynını bozuyormuş gibi geliyor bana. Ben yani açık kullanmayı tercih ederdim bu arada ama sen bilirsin tabii. Evet, elektronik bir şeyin görünmesini pek sevmiyorum açıkçası. O yüzden Cihan'dan böyle bir şey rica ettim. O da sağ olsun kabul etti. Burası böyle alt tarafı bir tane kapak kaldırıp tuşa basıyoruz. Yani her şey çok kolay. O şimdilik kullanılmadığı için öyle, kullanırken bakalım neler olacak. Burada şöyle neler var? Yine geçici olarak koyduğumuz şeyler, yola çıkarken hepsini yanımıza almayacağımız veya üstüne daha birçok şey koyacağımız şeylerin olduğu bölümler diyelim. Burası bakım köşesi gibi oldu daha çok. Evet. Şöyle burada biraz da benim köşem. Aslında onun içine bir tane ayna mı yapsaydık arkaya? Burada var. Arkaya zabıt şekilde büyük. Buradan nasıl aynaya bakacağız? Ne bileyim, koltuğa çıkıp. İşte aynamız var, bakım ürünleri vesaire vesaire burası. Hijyen bölümü. Şurası Cihan'cığımın dolabı oldu. Sağ olsun. Kirli çamaşırlar çıktı mı piyasaya? Aa, o şortu ben arıyordum ne zamandır. Severim ben böyle. Polyester, sağlıksız. Şu ikisi de benim. Benim haberim yok bu arada. Ebru bunları tayin ediyor. Ben öyle öğreniyorum kimin nerede nesi var diye. Güzel. Sana yetecek mi asıl orası? Yeter yeter. Bu iki taraf yeter bana. Bence de yeter. Çok güzel. Tertemiz oldu. Güzel olmuş. O zaman yatak kısmından seni alalım. Geçeyim. Çünkü ben bu masayı indirirken biraz zorlanıyorum. Kamerada fokus yaparken zorlanıyor şu sıra. Tuttun mu? Hı-hı. Sende miyiz? Masamız. Şöyle geçeyim. Masa. Önceki masamızı bizim hatırlıyorsunuz. Buradan bir deminki gösterdiğimiz masa gibi L boru geliyordu. Onu böyle üstünde bir tablası vardı. Çevirip kullanıyorduk. Çıkarıp yatağın altına atıyorduk. Şimdi bu tasarımımızda başka türlü bir şey kullanıyorum. Ben de pazarlamacı gibi anlatmaya başladım. Fark etmez hocam. Çok daha, yok bu çok daha iyi demeyelim de farklı bir, değil mi? Kullanışlı. Olacak. Kullanışlı. Evet, kullanışlı. Şimdi bu masa şöyle gördüğünüz gibi hem bu tarafa hem bu tarafa gidiyor birincisi. Yani ben diyelim buradan çıkacağım zaman buradan bunu bu tarafa çekip çekebiliyorum. Veya bu tarafa gidiyor. Bu tarafa gittiği zaman da buradan dışarı doğru gidiyor. Yani rahat, kullanımı çok rahat. Gördüğünüz gibi böyle dört yönlü hareket ediyor. Ve biz burayı yatağa çevireceğimizde bunu böyle çekiyoruz abi. Şunu da söylemek istiyorum izninle. Hı. Şimdi normalde bunlarda yani yere sabitli olan masalarda bu üst başlığı oynamıyor. Eğer öyle olsaydı muhtemelen bunu tercih etmezdik. Girip çıkamazdık çünkü veya masa çok burada kalmak durumundaydı. Eğer masamız çok burada kalıyor olsaydı da yatağa dönüşürken sorun yaşayacaktık. Şimdi göstereyim bunu nasıl yatağa dönüştürdüğümüzü. Bu böyle. Altında bunun bir kilit sistemi var. Bunu alıyoruz. Basıyoruz kilidine. Bunu buradan indire 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 kilitliyoruz ve bu bizim yatağımızın üstü olmuş oluyor.
oldu şu anda. Şimdi bu koltuk takımımız, şu L gördüğünüz, pardon U gördüğünüz koltuk takımı nasıl nasıl yatağa dönüşüyor? Hemen ona bakalım. Şu parçayı çıkarıyoruz arkadaşlar. Hemen onun nedenlerini de anlatacağım. Bu arada eğer karavan yapmak isterseniz ve bizim gibi böyle koltuktan yatağa dönüşebilen bir karavan yapmak isterseniz hemen size ne yapmanız ve ne yapmamız gerektiğini hakkında bir fikir vermek istiyorum. Şimdi buradaki sırtlıklarımız şu araya geliyor. Evet. Hemen buradaki sırtlığımızı da alayım. Bu arada minderlerimiz 10 santim ve sert bir malzemeden yaptırdık. Ve ilk defa sıfır minderle yaptırdık. Daha önce de hep elimizde olan minderlerle yaptırdığımız için belimizi sakatlıyorduk. Evet, artık daha belin buna şeyi yoktu, izini yoktu. Biz de yenisini mecburen aldık. Bunu da bilerek böyle sert yaptık bu arada. Çünkü arada boşluklar olduğu zaman maalesef bel sakatlanmaları yaşayabiliyoruz. Evet. Bir tane hatta örneğimiz var. Cihan'cığım bir gün neredeyse yataktan evet. kalkamıyordu. Kuş odasında. Şöyle bir sorun oluyor. Bizim önceki karavanımızda bunları düşünemedik tabii. Şu şekilde dikeydi. Yani evet. bunların hepsi böyle yatay ya. Bunları dikey olarak düşündük. Arabaya göre dikey, yatağa göre yatay yok. O, öyle karıştı o. Böyle elle. Tamam. Evet. Şu şekilde uzanıyordu. Ve biz yatarken... Uyurken daha doğrusu farkında olmadan bu minderler kayıyor ve biz araya düşüyorduk. Evet. Yani belimiz, bacağımız bir şekilde minder kayıyor ve biz araya düşüyorduk. Evet. Sıkışık da değildi minderler. Daha önce kullanılmış minderler olduğu için maalesef birazcık böyle gevşek evet. gibiydi. Kendini bırakmış minder grubundandır. Şimdi mesela bakın burada hiçbir şekilde ara yok. Yani bu tarafa kayma ihtimali yok. Evet. Bizim her yaptığımız şey hatayı yapmayın arkadaşlar. Bu minderi büyük yapın. Minder hı-hı. buraya sıkıştırsın, yatak kaymasın. O, biz kalitesini gözetmedik ama yatak çok önemli. Kaliteli almaya çalışın yatak kesinlikle. Olayını. Onun dışında var mı başka söyleyeceğimiz burada yatakla ilgili? Şöyle de bir artısı oldu. Önceki karavanımızda bu şu şekilde buradan yarımdı. Arka tarafta uzun bir tane vardı. Burası da yine yarımdı. Hı, evet. Ve karavanın koltuk kısmı biraz daha küçük görünüyordu. Şimdi uzunlamasından olduğu için daha büyük görünüyor. Bir de bu da bir artı bence. Şunu da hatırlatalım. Bunları olabildiğince tek az parçayla evet. yatağınızı oluşturmaya bakın. Bizim o eski araba sanırım bu da dört gerçi ya. O kaç parçaydı o? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş parça. Hı-hı. Evet, beş parça ve eskiydi. O yüzden minder yatak önemli. Dikkat edelim o konuya. Şimdi depolama alanlarımızı göstereceğiz size. Depolama alanını şöyle düşündük. Buraya bizim ikinci elektrik sistemini kurduk. Bunları yenilemedik. Eski akülerimizle, eski elektrik sistemlerimizle devam ediyoruz. Eski su depomuzla devam ediyoruz. Aküleri böyle aldık. İnvertörü ve diğer elektronik malzemeleri bu koltuğun altına gömdük. Su depomuzu arka kısma gömdük. Yine su deposunun etrafına kamp malzemeleri, ufak tefek şeylerimizi koyduk. Burayı kapatıyorum. Burada bir eksiğimiz var, onu da söyleyeyim. Şuraya bebeğim, koltuğun tam burasına bir tane ya da iki tane fiş yapacağım. 220'yi kullanacağımız zaman takıp çıkarmak üzere orada olacak. Böyle duvarlarda falan olmasını biz sevmiyoruz. Yani elektrik fiş küçücük alanda böyle atölye gibi görünsün istemiyoruz. Aslında ben istiyorum da evi istemiyor. Olsun. Böyle. Bu tarafa da şimdilik yine dediğimiz gibi kamp malzemelerimizi falan doldurduk. Onu da göstereyim. Bagaj alanımız öncekinden daha geniş oldu. Nasıl oldu çözemedik. Bizim arabanın tasarımı içine daha çok şey gelmesine rağmen ocaklar, fırınlar, şeyler ne o tezgahlar eskisinden daha büyük. Eskisinde minicikti. Değil evet. mi? Bana öyle hissettiriyor. Acaba şundan mı bu yapılan şu malzeme daha kalındı bizim eski arabada. 18 milimdi. Bu arabada 15 ve 12 milim kullanıldı. Herhalde o alanı genişletiyor. Burayı da gösterelim. Tabii buralar yolculuk esnasında çok değişecek. Tabii. İçindeki bak, malzemeler yani. Burada sandalyeleri koymuşuz şimdilik. İşte aşağıda vidalar, civatalar, onlar bunlar. Takım çantası. Tüpümüzü oraya koyduk bebeğim. Hı-hı. Tüpün hortumu oradan geliyor bu tarafa. Uzak tuttum ateşe. Her şey düşünüldü. Böyle depo malınız da bu şekilde olacak. Zaten arkada da iki tane kutumuz var biliyorsunuz bizim. Su alıp içindeki malzemeleri bozduğumuz kutumuz. Bunları da biliyorsunuz. Bursa'da arabanın solan boyasını yaptırdığımız yerde yaptırmıştık. Bu arada bizim arabamızı boyayalı kaç sene oldu? İki. İki sene oldu. İki senede arabanın rengi yandı, bir soldu. Şu anda arabanın içini artık bitirdik diyebiliriz değil mi? Hı-hı. Çok ufak işler kaldı. Geriye dışla ilgili, dışarısıyla ilgili yapacağımız şeyler kaldı. Onu da ilerleyen zamanda yaparız değil mi? Şu evet. oteli bir açmamız lazım artık. Bu arada otelde de bir problem yaşadık. Yola çıktığımız ustamız sağ olsun sonlara doğru artık devam edemeyeceğini söyledi ve işi bıraktı. Biz de hemen acilen başka ekipler bulduk ve
sezonu açmak için şu anda böyle tadilata hızla devam ediyoruz. Bugün ayın 20'si, tahminen ay sonuna kadar en geç, yani bir hafta içinde falan da açmış olacağız oteli. Güzel zaten değişiklikler oldu orada. Aa, çok büyük değişiklikler oldu. Bir video yaparız yine oradan da. Hı hı. Öyle bu kutular da su alıyor maalesef. İçerideki malzemeleri mındar ediyor. O yüzden buraya böyle basit şeylerimizi koyduk. Şuradan da bir gösterelim mi arabayı? Hı hı. Bunu yine buraya taktım bebeğim, biliyorsun şifreli girişte. Su depomuzu buradan dolduruyoruz. Buradan da görüntümüz bu. Minicik güzel bir ev. Perdelerimizi yine bu şekilde kullandık. Şuralara tamamen böyle bir hani dikdörtgen bir şekilde perde kullanmaktansa ev perdesi kullanmak daha şık gösteriyordu. Biz de böyle tercih ettik. Evet, Ebru öyle tercih etti. Ben diyordum tam tersin diyordum. O içeriden yapalım ama böyle istedim. Çok da güzel oldu bence. Bence de güzel oldu. Süsler için ne söylemek istersin? Vallahi süsler biz oldukça olacak gibi gözüküyor. Bu sefer sen istedin ama. Ben istedim. Çünkü çok beyaz oldu. Biraz aksesuar istiyordu. İyi oldu bence. Güzel oldu. Başka göstermediğimiz ne kaldı? Küçük çekmecemiz var. Alttaki bu platformun altındaki geldi, çekmecemiz. Geldi bakalım ne var ne yok. Orası biraz daha küçüldü. Kapatma istersen. Tamam. Çekmecemiz biraz küçüldü bebeğim. Eskisi, hı hı, daha yüksekti. Bunun iki katı kadardı. Buraya malzemelerimiz bayağı bir malzeme alıyordu. Şimdi daha çok incik boncuk. Ha senin bak şeyin olabilir bu. Bujiteri kısmını bunu yapabilirsin. Olabilir. Tabii canım, burada neler neler. Bu da var. Geriye kalan işlerimizi sayalım hadi hep beraber. Burada bir arşive koymuş olalım. Dolaplarımıza kilit yapmadık. Giderken oynuyorlar. Açılıp kapanıyor. Doğru mu? Evet. Yes. Buzdolabımız geriye geliyor. Bunu bir fren sistemi yapacağız tekerlekleri. Onu yapacağız. İkinci yapılacak olan iş bu. Ondan sonra başka eksiğimiz, senin gözden çarpan ne var yavrum? Hiçbir şey. Bitti bu kadar. Evet. Toplanıp gidelim o zaman. Hadi o zaman. Bitiriyor muyuz? Bitirelim. Oh! Bunlar yaşanacak. Neyse ki acıtmayan tahtadan şey yapmıştır. Çok acımadı. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendine. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Geldik. Karavanımız bu şekilde oldu. Bizim çok çok içimize sindi. Umarız siz de beğenmişsinizdir. Umuyoruz ki. Karavanımızın bu haline gelişinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle İzmir'den MD Karavan'a çok teşekkür ediyoruz. Ahşap işlerini yaptılar bizim için. Sağ olsunlar, var olsunlar. 3-4 günde yaptılar. Bunu herhangi bir başka birisi bu kadar çabuk yapamazdı. Teşekkür ederiz. Takipçilerimizmiş bizim kendileri. Sağ olsunlar, bize destek oldular. Teşekkür ediyoruz. Seramik işlerimizi yapan Elif arkadaşımıza çok çok sağ teşekkür olsun, ederiz. Sağ olsun, var olsun. Yorumlarda bize destek olan herkese çok çok sağ teşekkür olun, ederiz. Olun. Unutmayalım, masa ayağımızı yollayan arkadaşımıza da çok teşekkür ederiz. Polyester banyo duvarımızı ve zeminimizi yollayan Murat arkadaşımıza da çok teşekkürler. Bütün bu arkadaşların istiyorsan açıklama kısmında, evet, iletişim bilgilerini bırakalım. Eğer ihtiyacı olan, ilgi duyan buradaki olaylara arkadaş varsa onlarla iletişime geçebilirler oradan. Karavanın dair ne varsa açıklamaya bıraktım. Evet. Arabamız böyle. Biz memnunuz. Evet, çok sevdik biz. Eski arabamızı da seviyorduk. Ondan önceki eski arabamızı da seviyorduk ama yenilik yapmak bazen gerekiyor arabalarda. Çünkü sonuçta biz bir görsel bir iş de yapıyoruz burada. Hani bu kamp hayatımızla birlikte. Sizlerle de buluşuyoruz. Bizim bu bir nevi stüdyomuz gibi bir şey de yani baktığın zaman, değil mi? Evet, kesinlikle. Bunun böyle güzel güzel parlak olması var. Bir de benim en sevdiğim o eski araba var ya, ilk arabamız, bilenler bilir. Bir de öyle olması var. Çok eski bir araba ve bayağı iç boğucu seviyorum. Bir araba. Yani bugün şansım olsa yine o aynı arabaya binerim, biliyor musun? Şaka bir tarafa, gerçekte biz de sonuçta arabamızı güncel tutmamız gerekiyor. Çünkü bizim işimiz hem de bu araba. Henüz arabanın içini bir anıyla, bir duyguyla falan dolduramadık. Evet. Daha bir tura bir şey gidemedik kampa ama umuyoruz ki gideriz, değil mi yani aşkım? Yani bu halini deneyimlemeye çok çok istiyoruz. Bakalım yani yaz gelmeden bir şeyler yapabilirsek, kısa bir tura çıkabilirsek çok çok mu iyi olur tabii ki. Zorlayacağız kendimizi. Arabayı satacağız diyerek yola çıkarak zaten yenileme kararı almıştık. Evet, aslında 3-5 yerini değiştireceğiz diye girdik bu yola ama şimdi görüyorsunuz. Bu hale geldi. Yine hayatımızda da değişik başka pozisyonlar oluştu. Şu anda arabayı satıp satmama, belki kiralama düşünüyoruz gibi yeni bir durumlar var. Ev sahibimiz evden çıkmamızı istedi bizden. Normalde Ağustos sonunda biten sözleşmemizden sonra 2-3 ay daha kalacağımızı konuşmuştuk. Ama
kendi hayatında oluşan bazı durumlardan dolayı bizi çıkarması gerektiğini söyledi. Yani şöyle, biz Ağustos ayında çıkmamız neredeyse mümkün değildi. Çünkü o yüzden böyle bir açıklama yapıyoruz. Yani sezonun tam ortası, hani Eylül, Ekim, Kasım'a sarkar bizim yeni arabaya alışımız, onu yapışımız gibi derken planlıyorduk. Ama şimdi hani bu karavanı satarsak biz o karavanı yaparken nerede kalacağız, nasıl yapacağız? Hani yani Fethiye'de yaptırmayacağımız %1500 çünkü. Burada evet, yeterince kaynak yok. İyi bir araba yapılabilecek olanak yok. O yüzden başka şehirlerde olacağız büyük ihtimalle. Ama yine de belli de olmaz. Hep birlikte göreceğiz. Hayatımız bakın nasıl akacak, nasıl gidecek. Sizler de şahit olacaksınız. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Karavanın her zaman söylüyoruz, içinden daha çok dışı önemli bizim için. Penceresi nereye bakıyor, bizim kesinlikle içinde hissettiğimiz duygular size nasıl yansıyor? Bunlar bizim için çok çok daha önemli. O yüzden önemli olan noktalara umarız ki kısa zamanda geliriz ve seyahate başlarız, bir yolculuğa çıkarız. Böyle, bizimle olduğunuz için sağ olun. Sağ olun, var olun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Barbar, biz gidiyoruz. Çok iyi olun şu sıra. Görüşürüz ama. Görüşürüz. Kafamı vurayım mı bir daha kalkarken? Yok. Mümkün. Güzel de o şeyi de canlandırma. Geçiş. Onu gerçek sen anlar olacak tabii. Kat. Kat kapıyı. Çat. Çat. Kanlar fışkırıyor. Aa, çat işte o çat. Hadi gidelim. Çocuklar istiyor bizi Cem. Çocuklara merhaba. Çocuklara selam. Hadi çocuklara bir şey yapalım. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Oturları yemek yemeye süreceğiz. Acıktık güzel günler göreceğiz çocuklar. Elif gelirse Edip Ak Bayram'a da buradan öpücük yollarım. Hadi gidelim. Bitti! Hayır! Sen onu bilmiyorsun. Yok ya, ben bilmiyorum. Öğret bana. Bizi bilenler yoruma yazsın. Bitti! De! Ben de biliyorum ki. 1 dakika aşkım, göstereceğim. Göstererek söyleyeyim. Biraz önce buraya geldik. Ve şöyle bir şey gördük araba yan tarafında arkadaşlar. Bunu çöp diye, bunu çöp, ya her şeyi atıyoruz yere çöp. Ama bunu atmazsın ya, bu parfüm şişesi, kolonya şişesi bilmem de, bunlar güneşi gördüğü zaman genleşip patlıyorlar. Ve orman içindeyiz şu anda. Bunları atanlar var arkadaşlar ya. Bunları adam atıyor orman yansın diye. Böyle insanları gördüğümüz zaman lütfen şikayet edelim. Lütfen. Değil mi bebeğim? Lütfen. Lütfen. Bu memleket hepimizin, bu ormanları olmazsa biz de yokuz. Ona göre.